Sanat hayatının iki konuğu var. İki ressam. Nuray Hanım ve Ülkü Hanım. Mecburiyetten geçen programda konuğun üç adlı söylemi vardı. Burada da kullanırken imzasını nasıl attıysa sanatçı onunla tarif edilmeli. Arkadaşları kendi çevresi içinde Ülkü Hanım ve Nuray Hanım konuklar. Siyasetin sanata bastığı, ağır bastığı günlerin geride kalışını Vindallı Sanat Galerisi'nde açılacak sergi doğaya saygıyla doğanın içinden doğadan melodiler sergisiyle birlikte olacağız. Galerinin yöneticisi olan ben, altı sanatçının bir arada oluşuyla oluşan o atölye içinden atölyeyi temsilen ama kendi kişilikleriyle, kendi imzaları, eserleriyle sergide olan iki sanatçı ile, iki ressamla birlikte olacağız. Sanatın siyaset tarafından ezildiği dedim. Bu suça ben de ortak oldum dün de. Son haftalarda o kadar çok siyaset konuştuk ki sanatla siyaset, sanatla hayat arasında sınır tabii yok. Yok. Tabii yok. Evet. Ama siyaset ağır bastı hep. O dönem dünde kaldı. Geleceğe bakmak gerekir cancağızım. O renklerle, o doğadan, doğanın içinden, doğadan adını alan serginize siz geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle başlamak istiyorum Nuray Hanım, Nuray Nizam. Altı sanatçının bir arada olduğu atölye, paylaşmak duygusu, altı ressam ve bir paylaşılan uzam, mekan. Altı kadın mı? Evet. Altı kadının, yaratan altı kadının, altı cumhuriyet kadınının bir arada olduğu Ortam çok ortam. güzel. Bunu bize biraz anlatın, buradan başlayalım. Haliç Atölyesi dediniz, Atölye Haliç, adı Atölye evet. Hı. Haliç. Haliç, yine bakın sanatla hayat arasında sınır yok. Haliç nelere tanıklık etti? Dün de Evet. o büyük fabrika eylemleri, o gecekondu yapımları, büyük kavgalar, yıkımlar, yeniden yapmalar. Oradan mülk sahibi olan ve bütün her şeyi reddedenler ve mafyalaşan, çakallaşanlar yanında kendi olan, kendi hayatını inşa edenler. Onlar 70'li yılların başı, romanları yazıldı, filmleri çekildi. Onların çocukları, bir sonraki kuşak geliyor neredeyse. Haliç'te atölye, atölye Haliç. Siyaseti yine bir kenara atalım. Hep söylüyorsam olmuyor. Atölye Evet. Haliç anlatın bize. Altı arkadaş sayın isimlerini ve oradan başlayalım. Evet. En başta Semra Yücel. Gerçekten tam bir ablamız. Nazire Dede. Mahmure Özcan. Gülten Yalçın. Hafize Ülkü Şahin. Ve Beraber siz. yola çıktık. Ve ben. Orada öyle bir Nuray ortamdayız ki gerçekten bu ortam herkesin özendiği, orada olmak istedikleri yer. kaç metrekare? Daire. Şu Bir anda daire. büyük bir daire Bir ama daire. ilk başladığımızda bir dükkandı. Evet, bir dükkandan Bir başladı. dükkandan Önce başladık. tarif edilemez gönlün genişliği, yeri Ama kapladığı alan bir evet. öncülükle başladı ve geliyor. Evet, evet. Bizi bu duruma getiren bir eğitimli arkadaşlarımız daha var. Hocalarımız var. Bize şöyle yapın, böyle yapın yönlendiren kişiler var. Hocalarımıza da çok teşekkür ediyoruz bu arada. Evet, onların da isimlerini verelim. Emeği geçen İlk herkese saygı, önce sevgi. Ayşin Sal'la başladık bu sanata. Sonra Şebnem Altıntaş var. Mustafa Albayrak var. Şebnem Altıntaş ve Mustafa Altıntaş, Albayrak, eğitimci olarak ilk söylediğiniz isimden başlayarak Ayşin Sal, evet, o bizim için çok büyük, çok özveri isteyen bir meslekte bize yardımcı oldu. İyi ki tanımışık onları, gerçekten karşılaşmışık. Yalnızca kendileri, kendi alanlarıyla, kendileriyle
sorumlu sınırlı tutmuyor Cumhuriyet insanları. Evet. Bir de vermekle çoğalıyorlar. Veren evet, el çoğalır gibi bilginin paylaşılması, duygunun paylaşılması. Evet, o 6 kişinin hocalarla birlikte, eğitim alan akademisyenlerle birlikte sayı, emek verenlerin sayısı artıyor. Ben orada küçük bir bebek de gördüm sizin kucağınızda resim yapıyor. Torunum. Torununuz resim evet. Yapıyor orada. Sanki uzman gibi eline fırçayı aldı, başladı tuvale vurmaya. Evet. Boş tuval koyduk önüne. Yaptı. Ama yapılmış bir resmi koyunca evet. Çok memnun oldu. Hemen başladı yapmaya. Evet. Evet, nasıl bir duygu bu? Bir arada olmak, yaratmak sonuçta bireysel bir eylemdir. Muhteşem bir duygu. Ancak muhteşem, beraber olmak muhteşem. Ve o duygu içinden çoğaltmak. Buyurun. Çünkü evet. Çok sevdiğimiz bir alan. Hepimiz de resim aşığız. Yani başka bir açıklaması yok bunun. Ben hep onu derim. Resim aşktır. Asla da vazgeçemedik ve 12 yıldır birlikteyiz. 12 yıl. Tam 12 yıldır birlikteyiz biz. Lisans, yüksek lisans, doktora süresini açtık. Biz açtık artık. Alan, evet. Alan bir evet, süre. Evet. Hala o ve ön açık nereye gidecek, ne kadar olacak? Evet, siz evet. Hayatın bir parçası olarak bunu alıyorsunuz. Evet, evet. Torun belki seçimini sanat alanından yapacak ve siz sağlıklı ömürler onunla birlikte devam edeceksiniz. İnşallah. Evet. Resim aşktır dediniz. Evet. Sanat aşkı. Sanat. Siz resim çalışırken müzik dinlemiyor musunuz? Dinliyoruz, evet. Özellikle ben hem müzik aşığı, sanatın her alanı, he. Müzik, resim, tiyatro, inanılmaz derece böyle peki, aç bir vaziyette evet, seviyorum. Tam da o ona, derece. Bunu, bu yanıtı alacağımı bildiğim evet. için soruyorum. Peki siz sanat tarihine ilişkin o ressamların hayatını anlatan biyografik filmleri, sinema klasiği evet. olmuş izlemiyor musunuz? Evet, izliyoruz. Evet, kendimizi evet. onların yerine koyuyoruz bazen. O boyaların nasıl hazırlandığını izliyoruz. Ya o kadar etkileniyoruz ki şimdi her şey hazır. İnsanlar sadece onları önüne koyuyor ve boyuyor. Evet. Önlerine koyuyor ve boyuyorlar. Bir düşünsel hazırlık gerekir. Bir duygusal, ruhsal hazırlık gerekir. Evet. Hazırlık gerekir sporcu gibi beden, ondan sonra yaratma eylemi değil mi? Rastlantısal değil, bir anda değil. Evet, evet kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Bir anda çıkan şeyler olabilir, kontrol evet. edilir. Bilen sporda da evet. vardır bu. Hazırlık o gelen gerekir, evet. kolektif 11 kişinin oynadığı futbolda Dünya Kupası günlerinde ve bir evet. erkek konuşuyor şu anda. Evet. Herkes oynuyordur ama birinin hazırladığı bir duruma göre değişen durumda... İnisiyatif kullanıp bilinci harekete geçirip yeni bir durum evet. alabilir ama önce bir hazırlık gerekir değil mi? Yani acı veren bir hazırlık dönemi evet, var. Evet. Yani o kadar heyecanlanıyoruz ki yeni bir resme başlayacağımız zaman ben böyle bir resim yapmalıyım kafamızın içinde planlıyoruz. Ondan sonra ya boyaları gördüğümüzde yiyecek hale geliyoruz. Ne yalan söyleyeyim, iştahımız sadece boyalara. Evet, çok heyecan veriyor gerçekten. Yani tarifi de yok bunun. Yıllardır nasıl eksilmeyen bir duygudur bu diyoruz. Evet. Gerçekten. Artan, eksilmiyor, artan, artıyor. Kesinlikle ve evet. onu en başa koyuyorsun aileden. Yani şimdi izleyecektir ama ailenin önüne geçebilir mi? Yani o derece oluyor bazen. Ve bu sanatla alakalı ressamlar olsun, tüm sanatçılar olsun, bunlara merakla sergiler, sürekli beslenme halindeyiz biz. Evet. Konular olsun, siyaset olsun, atölyede de öyle güzel sohbetlerimiz oluyor ki tamamen böyle sanatla alakalı ve o kadar bir doyuma ulaşıyoruz ki. Hani beraber olmanın da çok büyük avantajları var aslında. Saydığınız isimler benim programa konuk aldığım isimler. İsimler evet. var içinde. Düşünsel boyutla sanatın içinde olan insanlar. Bu bir evet. zenginlik. Hatta bunu başkalarının da geleceklerdir. Çağırın, isteyin, çoğaltın. Evet. Biraz önce de programa program öncesi bir çay içelim diye ben biraz erken gelin demiştim. Şair Hüseyin Aydar geldi, evet. tanıştınız. Evet, şiirini biliyordunuz ama evet. Doğrudan kendisiyle tanıştınız.
güzel güzel bir sohbet oldu. Programa evet, gecikmeyelim evet, diye evet, çıktık. Evet. Çok sevdiğim şairdir ama eyvah dedim felaket geliyorum demez. O sohbet nasıl kesilecek, nasıl çıkacağız? Evet, yukarı? Evet, yani. Evet. Güzeldi değil mi konuşmanın? Çok güzeldi. Evet. Hayatla bağını kurarak şiirinin nasıl getirdiğini, kitaplarını da sizlere imzaladı. Çok teşekkür İsyan ederim. Hakları, Doğu Tabletleri, sırayla değil, benim elimdeki şeyle Acı Türkücü, Kara Şarkılar, Zor Günlerin Şiirleri ve siz dediniz ki, ne dediniz şaire? Biraz kara bulutlar gördüm. Ama içinden kopmuş yani doğudan yaşayarak gelmiş, sanki yaşanmışlık evet var. Şimdi burada durumun gerçeğiyle, kendi gerçeği, kendi duygusal gerçeği kafasındaki arasında bir denge kuramayanlar acayip yerlere savruldular. Evet. Siyasete girmeyeceğiz, söz verdim. Girmeyeceğiz ama bunu evet, söylemeden geçmek istemiyorum. Ben gelirken, sanat günü bugün. Sanat günü, gelirken, size gelirken sahaftan aldığım son günler Puşkin ile geldim. Oo. Okuyarak geldim. Burada Puşkin, dünya şiirinin Rus dilinin büyük ustası öldürüldü. Bir düelloya zorlandı ve evet, öldürüldü. Evet. Onu Bulgakov yazıyor ve değerlendiriyor. Diyor ki bu alçakça bir zorlamaydı. Ama irade olarak orada olmak ve onu savunmak da bir karakterin gereği. Şiirde bu böyle. Peki resimde böyle değil mi? Yani o acıyı çeken, o sancıyı çeken ressam, sanatçı. Bazı haller oluyor ki yalnızca yapılan o ayva, o doğanın o büyük genişliği, bir insanın hali en devrimci oluyor. Çünkü samimi oluyor, kendi oluyor ve o günlerde o kötü rüzgar eserken, sert rüzgarlar eserken o olabilmek bile mesele evet haline geliyor. Diğer disiplinleri Hüseyin Aydar'la karşılaşmayı bu anlamda aldım. Sizin atölyeye davet ettiğiniz insanlarla gelirken sanat tarihi konuşuyor musunuz aranızda? Tabii ki. Tabii ki. Buyurun başlayın. Siz başlayın. Neler konuşuyorsunuz? Nasıl bir izlekle bakıyorsunuz? Resimle alakalı tüm sanatçıların hayatları olsun, akımlar olsun. Şimdi 6 kişi olunca hep birbirimizin bildiklerinle böyle karşılıklı hepimiz birbirimizden besleniyoruz aslında. Evet. Doyuyoruz yani. Yeri geliyor, eleştiriyoruz. Evet, evet. Kırıcı olmadan ve birbirimizi çok iyi anlayabiliyoruz. Bu kadar senenin verdiği bir şey de var yani. Törpülendik diyelim hayat bakımından evet da, sanat bakımından da. Ve o kadar uçsuz bucaksız ki sanat. Evet. Sonu yok yani. Sürekli bir yenilikler, sürekli bir akım demeyeyim şimdi de. Yani. Evet, akımlar bir tarihte bir vardı, evet, geldi. Vardı. Hatta daha ikinci paylaşım savaşından sonra, ikinci emperyalist savaştan sonra 1939-45... öylesine bir müdahale oldu ki hayata ve sanata. Evet. Sanki o akımın içinde, o yeni çıkan akımın içinde olmazsanız sanat yapmıyor musunuz gibi getirildi. Evet. Ben doğaya, kendince yaklaşan insana hep saygı duyarak geliyorum. 35 yılı aşan tarih içinde sergiler açtım. Türk sanatındaki önemli isimlerin çok önemli bir bölümüyle, bugün hayatta olanlarla zaten süren ilişkimiz var. Hayatta olmayanlarla da yaşım gereği ilişkilerim oldu. İçtenliktir esas olan yaratmada, yapmada. Ve nereden bakarsanız bakın, sizin bakışınız yansıyacak, sizin kültürel birikiminiz yansıyacaktır, sizin yeteneğiniz yansıyacaktır oraya. Evet. Yani doğa resmi yapmaktan koparıldı insanlar değil mi? Sesiniz titredi ve durdunuz. Bu tartışmalar ne kadar dışarıdan müdahale edilen tartışmalardı? Kesinlikle. Mesela Türkiye'de genelde tabii doğa tercih ediliyor aslında ama figür de onun önüne çıkıyor. Şimdi sanatçıda da şu vardır, hangisine yönelsem
Türk toplumu hangisini daha çok tercih ediyor? Mesela doğayı gerçekten daha çok tercih ediyor. Ben figürü çok seviyorum. İster istemez o etki altında kalıyorsunuz bir kere. Evet. Aslında sanatta olmamalı bu. Akademide ciddi tartışmalardan biriydi. Ben doğrudan taraf oldum, editör oldum dergi adına. Hayal Galeri'de soyutçular ve figürcüler ayrımı olmuş idi. Evet. 30 yıl önceki tartışma. Akademinin entelektüel düzeyinin en üst tartışmasıydı. Maalesef orada kaldı. Daha da derinleşmesi gerekir. 1945'te ikinci paylaşım, dünyayı paylaşma savaşı, emperyalist savaş, Amerika'ya aldığı sanatın merkezini de işin ekonomi politiği değişince, diğer taraflar savaştan yıkımla çıkınca, Sovyetler Birliği 20 milyon üzerinde insan kaybetmiş, Almanya, Alman felsefesinin memleketi sorumlu suçlu konumuna düşmüş Hitler yüzünden, sosyal mücadeleler tarihinin, sanat tarihi içinde ressamların tarihinin merkezi olan Paris yıkım içinde, evet. O büyük savaş içinde. 1945 ile 70 arasında 75 sanat akımı çıkmış. Bazısı 3 gün süren. Eğer o akımların içinde değilseniz sanatla alakanız yok demek. Evet. Olur mu böyle bir şey? Çok acımasızmışlar. Olur mu böyle bir tartışma? Bugün Çin resmi... dünya ekonomisini belirleyen, merkez haline gelen Çin, Çin felsefesi, Çin büyük uygarlıklar katman katman tarihi Çin'den, Afyon Çin, Uyuşuk Çin'den gelen o büyük, 1 milyar 300 milyon nüfus, evet, sanatta büyük atılımlar yaptı. Geleneğin gelecekle birleşen hattını koyuyorlar. Evet. En önemli resimlerinde Çin'in büyük doğası var, doğa resmi var. Evet. Mustafa Kemal Cumhuriyet günlerinde sanatçıları Anadolu'ya gönderdi. Çünkü Konya Bozkırı ile Kızılırmak kıyısındaki o Çorum'un İskilip kazası aynı toprak rengine sahip değil. Evet, kırmızı toprak. Değil mi? Çok güzel, evet. Siz bunu çok iyi bilirsiniz. Doğa resmi ve renkler. Evet. Anlatın bize, anlatın izleyicilerimize lütfen. Eskiden tabii kök boyalar, her türlü toprağın kırmızısı alınırmış. Muhteşem. Yani biz bu kadar sabırlı olamayız herhalde. Bize biraz da şey geldi, bu hazırcı bir nesil olmuş olduk. Evet. Ama şimdi zamanımız çok hızlı olmamız gerekiyor. Bizim onları yapmak öyle bir şansımız şu anda yok tabii. Yok ki. Benim söylediğimin yanlış anlaşılmasını istemem sizin tarafınızdan ve değerli izleyicilerimiz tarafından. Söylemek istediğim şuydu. Ülkem, vatanım benim, Türk devriminin toprağı, Türkiye'm. Evet. Coğrafya özellikleri farklı. Yani o Süphan ile Sakarya'nın renkleri aynı değil. Bunu söylemek istiyorum. Evet, yani evet. Doğa özellikleri, sizin yaptığınız güzel o doğalar ve oradaki figürler, nasıl ki zenciler birbirine benzemez, bir roman adıdır ama ya da dışarıdan bakıldığında hepsi aynı, birbirine benziyor Japonların. Hayır, öyle değil. Toprak başka renktedir. Ağaç başka. Evet. Hepsinin rengi ayrı. Ressam da bunu koymalı, değil mi? Evet. Aslında, Işıkta ayrı, gölgede ayrı. Hepsi farklı. Aslında Türkiye'de o kadar çok kaynak var ki. Fakat şimdi belki haddimi aşacağım ama bazı sanatçılar daha dışarıya yönelik yapmak çabasındalar. Çünkü o tutuluyor. İkinci bölümde buradan başlayalım ve sözü siz alın. İşin kültürel boyutunu ve kendi olma ile arasındaki duvarı koyduğunuz önemli bir başlık. İkinci bölümde devam ediyoruz. İki ressam konuğum Nuray Nizam ve Ülkü Şahin ile ikinci bölümdeyiz. Televizyonunu ve radyosunu yeni açanlar için. Evet, bir de
100.8'den radyodan konuşmamızı, sizin güzel resimlerinizi izleyemiyorlar radyodan ama arabasının başında bir yerden bir yere geçenler sizin isminizle karşılaşıyorlar. İnternet siteniz vardır, girecekler, tabii, bakacaklar. Tabii ki. Atölye Haliç olarak ve kişisel olarak siteleriniz var. Evet. Onlara girip bakabilirler. Sizden sizinle temas kurup sergiler dışında atölyeden resim atölye alma ziyareti de yapabilirler tabii ki. Musunuz? Olabilir mi? Evet, olabilir. Evet, tabii olabilir. Ki. Çok büyük şeyde olduğunu sanmıyorum. Kendi gerçeğimizi biliyoruz Türkiye'de. Evet, evet. Umarım atölye kiraları şeyler sağlıklı dönüyordur, yürüyordur. Lütfen ne gelmiyordur size? Allah aşkına. Gelmiyor. Emekli maaşımızı alıyoruz. Aşkla yapılıyor. Evet, yani. Önemli olan isteyerek yapmak. Her şeyin üstesinden geliniyor. Bu biraz şöyle. Topa o seviyeden öyle vuran milyon dolar ya da avrolarla telaffuz ediliyor. Sonra Türk lirası olarak büyük paralarla Süper Lig var. Ama toprak sahada oynayanlar amatör kümelerde duş alma şansı olmadan spor yapanlar var. Belli yaşın üzerinde olup yine aşkla halı sahalarda koşturan bir yaşın üzerinde insanlar var filan. Yani ama spor yapmak önemli. Spor aşkıdır. Evet. Dünya Kupası ve erkek konuşuyor. Futbol örneğiyle. Tabii sanata hemen döneceğiz. İzleyicilerimiz hoş göreceklerdir. Sizin hoş görmenizi talep ediyorum. Örneklemeyi spordan yaparak. Evet, ama her şeye rağmen yürüyor, yapıyorsunuz. Tabii ve ki. Şimdi Bindallı Sanat Evi'nde 29 Haziran ile Temmuz'un 13'ü 12'si arasında sürecek olan sergide haftanın 7 günü açık olan sanat evinde, galeride değerli izleyicilerimiz eserlerinizin orijinalleriyle karşılaşabilirler. Sizlerle doğrudan görüşebilirler. Resim sezonunun sezonla ifade ediliyor. Sonuna yaklaştığımız dönemde çok teşekkür ediyorum. Talihsiz bir döneme geldi. Seçimlerin öne alınması, sizin Ramazan'ın içi ve seçimlerin öne alınması, siz olsun dediniz, sizin zenginliğiniz, yüreğiniz, güzelliğiniz olsun dediniz. Evet. İstanbul'un izlemesi için, İstanbul'da nüfus ne kadar eksilse de eksilmez, açalım dediniz. Evet, eşimiz, dostumuz. 29 Haziran saat 19'da. Güzel müziğiyle, kokteyliyle Bindallı Sanat Evi'nde güzel bir şölen var. Nitelikli iki ressamın güzel sergisi var. Serginin adını bir kez daha söyleyeyim. Doğadan Melodiler. Doğadan Melodiler. İçinde müzik olan doğa ve renkler, fırça ve iki sanatçı. Evet. Buyurun. Ben özellikle daha önce de bahsettim. Müziği çok seviyorum demiştim. Benim resimlerime yönelmem, onu tercih etmem. Orada ben iki hazzı birden yaşıyorum. Burada da sizin resimlerinizden biri. İki hazzı birden yaşıyorum. Hem o müzik, sanat, hem ben renkler. Yani bazen heyecandan benim ellerim titriyor. Gerçekten inanmazsınız buna. Heyecanlanıyorum. Hani nasıl bir aşık olur da heyecan duyarsınız? Resmen ben öyle heyecanlanıyorum. O kadar mutluyum ki. Belirli bir hayattan sonra tabii biz biraz daha geç başladık resme. Ben okul yıllarında çok arzu ederdim tabii ki. O zamanlar kara kalemle falan ufak ufak başladım. Daha sonra fırsat bulup da hani evlilik, çocuklar falan daha zaman ayırmaya başlayınca artık ben bunu bastıramadım. Bir girdim ki yani 12 yıl nasıl geçti hiç anlamadım. Yani doya doya yaşadım ben onu. Ve hala heyecanı, o heyecanı duyuyorum. Ve özellikle bunları isteyip de yapamayan bayan olsun, erkek olsun kesinlikle kendilerine şey koymasın. En ufak bir şeyde bir ufacık bir kıvılcımda bir şeyler yapmalılar. Asla onları ertelememeliler bence. Çok güzel söylediniz. Evet, kesinlikle. Yaşın önemi ve yok burada. İkinci hayat başlıyor. İnanır mısınız? Hiçbir şeyden vazgeçmemek gerekiyor. İkinci hayat o zaman başlıyor. Evet. Muhteşem bir şey. Muhteşem. Kendin için bir şey yapıyorsun.
bir şey üretiyorsun. Hele hele bizim Türk toplumunu da fazla rağbet de görmez hani bu gibi sanatlar. Müzik olsun, resim olsun daha çok el işine yönelik olur. Ama dediğim gibi bu farklı bir şey. Evet. Gerçekten. Peki buna o tarih ve sonrası diyebilir evet, miyiz? İki yaşam, ikinci bahar gibi bir şey oluyor bu. Dendi. Evet. Ondan öncesi ve ondan sonrası. Resimden öncesi ve resimden sonrası. Evet. Sanatla evet. Hayat arasında gerçekten duvar olmamalı. Bunu kesinlikle. Çok farklı anlamlarda her programda tekrarlıyorum. Olmamalı, iç içe olmalı. İç içe olmalı. Kesinlikle. Ama bir mücadele var. Hayat mücadelesi var. Onun yanına da sanatı sıkıştıramıyorsunuz. Ancak belli bir aşamadan geçtikten sonra sanatın içine yönelebiliyoruz. Evet. Bir de fırsat verilmiyor. Evet. Biz herhalde sürekli karşı hani yurt dışında Türkiye'yi pek şey yaptık ama biz bundan herhalde biraz muzdaripiz. Bu bizim kanayan yaramız. Hani özellikle Türk kadınları yapamıyor. Hani daha çok farkındaysanız erkek ressamlar daha sürekli çalıştığı için biz daha biraz daha bir tık daha geride oluyoruz. O yüzden fırsattan. Türk devrimi Mustafa Kemal ile başladı. Kadının hayata katılımının artışı. Evet. Her alana katılımı. Evet. Başka şeylerde sağlıkta, sporda, siyasette. Parlamentoya bakın, kadının konumunu, durumunu göreceksiniz. Sanatta da bu böyle. Temennimiz açılsın ama bu hani. Evet. Daha da çoğalsın gittikçe istiyoruz. Gittikçe çoğalsın istiyoruz hani. Sanki biraz daha gerilendi gibi geliyor hani. Son dönemlerde. Evet, engellendi. Evet. Bilemiyorum ama İsmekler, hani, belediye kursları vesaire çok açıldı ama buralarda da Onun çok büyük faydası var gerçekten evet. De. Ya İsmail'in en çok sevdiğim yanı bu zaten. Hani onların en azından bir el tutması. Kadın, kesinlikle orada kendilerini buldu. Orada resim yapıyor. Başka evet. Etkinliklere katılıyor. Tabii ki, tabii ki. Bu Cumhuriyet programının milli geleceğe dönük hayatı çoğaltma, üreten Türkiye'nin içinde mutlaka çoğaltılması gereken. Zaten coğrafya öğretmenlerin atamaları, özür dilerim. Yapılmalı. Ve hepsi sorumluluklar almalı ve kadınlar hadi hayatın içine, çocuklar sporsuz ve sanatsız eğitim olmaz denmeli. İşte evet, yani bunların okullarda çocuklara sevdirmeleri gerekiyor. Daha okuldan başlamalı. Evet. Sonradan ne kadar olabilir ki? Evet. Yani geç kalınmış oluyor biraz. Ama okuldan olursa çoğu mesela okullarda resim dersi boş geçiyor. Test çözülüyor. Bunlar çok yanlış. Hepsinin yeri ayrı. Evet. Önem verilmiyor. Burada biraz önce söylediğimi bir daha söyleyeceğim. Türkiye büyük geleceğe açık, büyük kültürel tarihten geliyor. Uygarlıkların beşiği. İmparatorluklar kültüründen gelen bir yıkılıştan sonra Birinci Emperyal Savaş'ın hedefi Osmanlı İmparatorluğu'ydu, Türkiye'ydi. Evet. Kurtuluş Savaşı ile geliyor. Bunun geleceğe dönük yönünde o büyük birikimimiz yanında üretmemiz gerekiyor. Evlerde ne kadar resim var? Sizin evinizde o tarihi koyduk. Resim yapmaya başlamadan önce kaç resim vardı? Bu var mıydı? 2-3 tane vardı. Yani vardı da. Baytar Ali Rıza'nın Akbaba dergisi okuyan, Aysel deyip espri yapıp mutfağa seslenen babamın bize, Samsun Bafralıyım, derginin orta sayfasından çerçevelettiği reprodüksiyonlar vardı. Kültür tarihimiz içinde bizim piyanonun olduğu öyle bir kültürel yapı yoktu. Evet. Yoktu. Rus kültüründe var mesela bu. Azerbaycan'da çok yaygın, Gürcistan'da çok yaygın var. Evet. Balkanlarda çok enstrümanlı çok şey var. Evet. Ama bir şey vardı. Bunu da görerek bakmamız lazım. Ama bizim bunu aşmamız lazım. Üreten Türkiye'de her santimetre karede tarım, insan emeği, paslanmış makinelerin
yeniden ayağa kaldırılıp evet, üretimin evet, olduğu Türkiye'de sanat, evet, halk evleri geçmiş şeyle tiyatrolar oynanıyor. Cumhuriyet'in halk evleri. Evet. Yaşar Kemal'in Tenekesini, Fakir Baykurt'un Buzlar Çözülmeden'i, Ural Güzeloğlu yönetmendi. O tekel işçisi gelir, o kestaneci Cemal, kestane satıcısı, o lise öğrencisi, öğretmen gelir, tiyatro yapılırdı. Evet. Bütün bunların canlandırılması gerekmiyor mu? Evet. Bunun içinde sanat eğitimi alan insanların sizin atölyede nasıl isimler sayıyorsunuz veriyorlar. Türkiye'nin her yerinde hayatı cennete çevirecek hata kesinlikle yapmak. Yaşamın anlamı aslında sanat, evet, bence. Hani yaşamda sanat olmazsa zaten düşünsenize hiç yok sanat. Evet. Nasıl mutlu olunur? Neyle mutlu olunur? Evet. Doğa olmazsa, sanat olmazsa. Hele ikisi birleşirse. Öyle değil mi? Evet. Bir de kadınların mutlaka üretkenliğin içinde olmaları gerekiyor. Biraz açın bunu. Çünkü anne, kadın hem anne, sanatçı hem, olarak siz, evet, olarak siz hem açın, anne oluyorsunuz, hem her şeyi düzenliyorsunuz, programlıyorsunuz, güzelleştiriyorsunuz. Yani her yerde kadının olması gerekiyor. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Biz tabii elimizden geldiğince bunun içine üreten girmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin kendi olabilmesi, ayağa kalkabilmesi için kadınlarımızın ayağındaki prangaların çıkarılması, evet, ve evet, olanakların açılması. Kadınların gerekiyor, biraz daha özgür olmaları gerekiyor. Ayrıca biraz önceki yaptığımız vurguları daha somutlar isek, gelenekselden de kopmadan, o ne güzel tığ işleri yapılırdı. Halen bazı bölgelerde var. Hı hı, Tarsus'un evet, o bölge orasında, Aydın'ın orasında, Çorum yani... Evet, Karadeniz'de, her yörenin ve iğne oyaları, iğne oyaları. Bunlar Türk kadınlar aslında o kadar yetenekli ki. Evet. İnanılmaz neler çıkıyor. Çok yani üretkenlik gerçekten var. Türk kadında çok var ama bunu şeye geçiremiyorlar. Değerlendirilmiyor. Evet. Bence. Birinin hep ön ayak olması gerekiyor. Birisinin onları yönlendirmesi gerekiyor. Yani yönlendirmek. Diye. Bu iktidarla ilgili evet, bir mesele. Kesinlikle. Milli hükümetin programının merkezinde olmalı. Hangi evet, siyasi parti olursa olsun burada siyaset yapmadığımız sanat programında evet, bunu söyleyelim. Evet, sanat yapıyoruz. O partiye ait değil ama parti programına sanatı hiç almayanlar var. Evet. Neler yapacağız diye gelecekte koyanlar var. Kadınlarımız da sanatsız olmaz ama bunları incelemeli ve bakmalı. Yani evet, kim olanak tanıyacak, ne olacak? Bu çok büyük bir şey çünkü. Hani tek başımıza biz, inanın biz buraya tek başımıza tırnaklarımızla geldik. Evet. Ama bizde hani bir destekle, bir yönle, ne bileyim biraz şey olsa belki çok farklı şeyler çıkacak bizden. Çıkar. Aslında bu Türkiye'nin rengi olacak, ismi olacak. Çünkü biz sanki sanatta geri kalmış hissediyorum ben Türkiye'yi. Şöyle bir şey, sınırlamalar var. Mesela ben daha çok nü çalışmayı da seviyorum. Ten, renkler, o şeyler. Ama bir yerde ket vuruluyor. Hani sergiyi bunu alamazsınız dediler. Mesela ben bir sergiyi çok açık olmadığı halde bir resmi hayır dediler, biz bunu kabul edemeyiz. Hani hala bu zihniyet varken biz daha nereye gideceğiz? Hani gidecek alanımız kalmıyor. Çünkü bu tamamen zaten duyguyla yapılan bir şey, hisle yapılan bir şey. Zorlamayla, siparişle yapılmıyor. İşte bu çok önemli bir sorunumuz aslında bizim. Nuray Hanım, neler söylersiniz? Katılıyorum. Fazlaca. Şimdi yani tabii ki düşüncelerimiz aynı hep. Evet. Bundan muzdaripiz. Birlikte konuştuğunuz şeyler. Evet, mi? Birlikte konuştuğumuz peki, şeyler. Peki Hüsamettin Koçan, değerli eğitimciniz, dekanlık yapan soy sanatçı, bu toprağın evladı. Orada kendi birikimiyle müzesini kurdu. Anadolu'nun orasında. Neler sergileniyor biliyor musunuz? Dünyaya en özgün biçimiyle giden Hüsamettin Koçan, tabii biliyorsunuz. O yorganlarımız yok muydu? Yorganlarımız. Evet, evet. Onları kendi üslubuyla yeniden
Hatta yaptırarak kendi yapması yanında, düşünseldir bu çağımızda sanat yapma yanında, onu yeniden geleneğe dayanıp geleceğe taşımak adına. Burada geleneksel sanatlarımızdan da o eski yorganlar kaldı mı hiç? O çeyiz olarak kıza hazırlanır. Sizlere de hazırlanmıştır bu. Hazırlanmıştı ama hiç kalmadı. Bunları yapanlar hiç duyuyor musunuz, görüyor musunuz? Görüyorum. Yorgancılar. Bizim çevremizde bir iki yerde var. Evet, görüyoruz. Ama eskisi gibi değil tabii ki. Bunları da küçümsemeyelim diye söyledim. Çağdaş sanatı geleceği isterken, modern yaşamın gereği olanı isterken, geleceği isterken geleneksel olandan onu aşma biçiminde, yeniden yorumlama ve ileri taşıma biçiminde. Köklerimizi unutmamak gerekiyor. Tabii ki. Buradan bakmamız gerekir diye. Evet. Sürenin sonundayız maalesef. Son birer cümle istiyorum sizden. Sınırlı dakika bitiyor. Evet. Teşekkür ederiz. Bize böyle bir şans verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sergimiz 29 Haziran Cuma günü. 2 gün sonra. Evet. Bindallı Sanat Evi'nde İstiklal Caddesi Dev Açıkmazı bekliyoruz. Çok geniş katılımla olmasını istiyoruz. 2 hafta sürecek sergi içinde umalım siyasetin ve sporun önüne geçer azıcık sana. Önüne geçeriz inşallah. Hepsi olmalı fakat biraz sanatı bir tık daha ileriye taşıyalım diyorum. Evet. Ülkü Şahin ve Nuray Nizam. İki güzel insan, iki sanatçı. Güzel resimleriyle, doğanın melodisiyle, doğanın ritmiyle ve kendi imzaları, kendi karakterleriyle Bindallı Sanat Galerisi'nde olacaklar. Bugün de sanat hayatının konuydular, saygıyla.